Yani bunun içerisindeki çıkarmam gerektiğini düşünüyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Kenistan'dakilerin. Evet. Ne var Kenistan'ın içinde? Soil. Soyuldan bir şey yapmıyorsun ki. Yapıyor musun? Yani yapmıyor da soil'ı ben içerisinden çıkartıp bu toplamaya çalıştığımız materyalden doldurmak istiyorum. Sen daha canister yap. Bakalım. Ama canister yapmak da gay değil mi? Ya hayır, şeyi merak ediyorum. Şimdi bir yerleri boşaltırken otomatik olarak içerisine doldurmaya başlıyor canister'ın. Ben nasıl diyeceğim? Bak, ben bu canister'ı şu element için yaptım. Başka bir Ama şey diyeceksin ki alma. insanın canı ister. Onu bilemiyorum Taylancığım ya. Bunlar zor sorular. Ben şurada bir şey görmüştüm. Hala rezin bulamadım. Nasıl olsun, burası Her şey resim rezin kokuyor. dolu. Ya burada Git. çılgın resim var. Gel buraya. O sana bahsettiğim Tether yol ayrımından yana gel. Nane inan ter ter dur gelin. Mert, bir ara bir oyun vardı. Sen onu hiç oynadın mı? Planetside'i yapanların yaptığı bir oyun. Böyle hızlı hızlı kayarak silahlı savaşıyordun. Legends. Hayır. Aynı oyun. Hızlı hızlı kayarak silahlı savaşıyorsun. Yok yok ya. Yani güzel bir oyundu. Momentumlu falan bir oyundu. Ama adını hatırlayamıyorum şu anda. Ve çok Biraz güzeldi. daha böyle şey verebiliyor musun? Mesela Yani third person sanki mıydı? First person mıydı? first person Platform muydu? ve Aha. karakterler sanki böyle skate yaparak ilerliyor. Tabii Quake internete 4 Arena. yok 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 değil. Onlar tavşan gibi zıplayarak ilerliyor. Tavşanların kalpleri. BBS dın. Wait, canceled game falan falan. İlk aratmada bir şey bulamadım. Hatta şey oynuyordu. Total Biscuit diye bir adam vardı bir ara. Kanserden Oldu öldü. galiba olacağız. Ha. Onun bir videosunda görmüştüm. Yok, bulamadım. Ama çok güzel bir oyundu Mert ya. Sen dediğim yere geldin Çok mi? güzel. Neredesin? Gelmedim. Ben aradığımı buldum ve geri dönüyorum. Ne abi desene. Ben de burada seni bekliyorum. Aa, çok özür dilerim. Bunlar daha değil. Terbiyesizlik. Şeftali çiçeklerin arasından geçiyorum. Ağaç değil çünkü. Bazen kendimi 3 boyutlu oyunlar için biraz yaşlanmış hissediyorum. Hani böyle yolumu bulmak, Belki de gözlerin daha çok bozuluyordur. bazen beni sinirlendirici derecede zor olabiliyor. Mesela az önce çıktığım deliği bulamıyorum. Gelip tependen aşağı doğru dümdüz kazayım mı? İster misin? Yo. Ne? Peki tepen yaku. Bakayım hiç görev tamamlamış mısın Taylancığım? Aferin. Ha yok tamamlamışsın pardon. Mert, solar sistem buldum. Dur. Ama o solar. Asarım balonu da gel salın salın. Solar Hadi. sistem. Küçük küçük astronot. Koş küçük astronot. Hadi. 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 Oh, çok iyi. Bu Nashimont olması lazımdı. İşte bunun achievement'ı. Ashamed. Achievement. Ashamed yaptan Ashamed. utanmalısın. Yani ashamed'ım kollarımı. Pardon. Achievement diyeydim. Basaydım Gaza. Ya ben nereden bulacağım bunu ya? Mert, hala alüminyum yapamadık değil mi? Deniyorum.
Deniyorum derken buldun mu ondan maddesinden? Yok. Neyi deniyorsun o zaman? Bir şeyler yapmayı deniyorum. Hmm. Silikon istiyormuş bu. Bu neymiş? Plastik. Silikon istiyormuş bu. Bu ne? Plastik cerrahi. Mert orada burnunu düzeltmeye çalışıyor. Memelerim acık daha büyük olsa. Abi dur. Şu mağaraları biraz daha genişletemeyiz. Neymiş? Sen bir matruşka gibi bir şey getirmişsin. Matruşkayı ben yere ektim. Tamam. Abi ekme bir şeyler. Onların hepsi düşman. O, ama o seni öldüren şeyden. Düşman. Yaklaşırsan. Lanet olsun. Ne oldu? İşte şeymiş, beni öldüren düşmanmış ya. Ona şey yaptım. Biz research chamber yaptık mı? Yapmadık. O senin görevinde, o yüzden yapılmadı büyük ihtimalle. Tamam, o zaman yapıyoruz. Ben şimdi görevimi hemen yerine getiriyorum. Bu ne peki o zaman? Koca şey mission log mu? Dans pisti. Bir saniye, onu yeni mi görüyorsun Mert? Hayır. Ha tamam, ben dedim. Başka yarıyorum diye merak ettim. Görevleri nereye veriyordun sen? Mektup yazıyorum abi headquarter'a. Diyorum ki sevgili headquarter. Umarım talimatla melasya ulaşmıştır. Sizlere geçen seferde belirttiğim gibi bu Taylan denen adam burada. Abi deliğin içerisinden tekrar çıkıyorum ve tekrar bulamıyorum resmen. Uff. Tamam, Mert fall damage yok oyunda. Büyük ihtimalle. Güzel, bunu böyle öğrendik. Şunu da bir yerde. Nasıl devam ederiz? Şimdi bu herhalde. Aha! Helal. Taşı research etmeye çalışıyorum ama bunun da bir platformun üzerinde mi olması gerekiyor ki? Ne? Bu medium platformu. Medium üstüne sağ ne oldu? Yok. Organic carbon. Mert fall damage var oyunda, haberin olsun. Var mı? Ama var ya, omlet gibi yapıştım yere. Hani aa, bu kadar olsun. Yapıştım merhaba. Yani bir alüminyum uğruna yarab. Güneş birilerine batıyor. Yani şey biraz amelilik olmuş. Önce platform yap, sonra o şeyi al, platformun üstüne koy kısmı. Aha. Hani şikayetçi değilim ama işleri çok uzatacak gibi sanki. Doğru bilgi. Her ne yaparsan yap, önce bir tepesine koyabilmen için iki resin, bir miktarda compound harcaman lazım falan gibi mantık var. Hı hı. Hı hı değil işte, yani kötü bu. Yani evet. Ama yani sonuçta onaylamayın mı? Sağ ol. Teşekkür ederim kanka. Burada ne varmış? Koca bir hiç. Hadi bakalım. Research'ı başlattım. Senin buraya koyduğun dev taşı research ediyorum. Aha hadi bakalım. Oha. Ya, hadi bakalım. Belki de onunla birlikte mineral çıkarabileceğiz. Ne çıktı? Beacon. Beaconsfield. Yani uydu kent. Şeylerin, mahallelerin, caddelerin vesairenin adı bütün dünyada aynıymış Taylan. Sen de aslında bol bol gezmiş biri olduğun için bence biliyorsunuz. Görmüşsündür. Ben buradaki bazı sokakların isimlerini söyleyeceğim. Hı hı.
Cennet Mahallesi. Boulevard des Horses. Yani Kaynaklar Caddesi. Kaynaklar Caddesi'nden yani. İstanbul'da 12 tane, Antalya'da 24 tane, Mersin'de ise 3 tane olduğuna eminim. Beaconsfield bence Türkiye tam çevrilişi uydu kent. Uydu kent. Mutlaka vardır her ilde. Bir de yani her ilde olan şeyler. En bayıldığım cadde ismi Ancien Combattant. Gaziler Caddesi. Boulevard de Ancien Combattant. Bildiğin Gaziler Caddesi. Acaba şey mi yapıyorlar? Eskiden varmış ya böyle takvimlerin üstünde bugün doğan çocuklara isimler. Bugün açılan caddelere isimler. Kaynak Caddesi. Altında her dilde kaynak ve çeşitleri. Muhtemelen yaklaşık öyle bir şey. Tahiti. Bak Mert, beni görebiliyor musun? Yani umuyorum ki. Evet. Bak bana doğru bak. Üstünde taşıyabiliyorsun bir kanı böylece sonun üstünde çıkıyor rengi. Evet. Çok iyi. Ben morum. Ben morum. Ben les miyim yani? Çantada bunun için yeterli yer yok sanki aslında. Çok hatalı iş yapıyormuşum gibi geldi ama benim de taşıyacağım ben bunu. Gel seni dans pistinde davet ediyorum. Yaz geldi. Her gece kolüm de hadi. Yaz geldi. Hadi bu şişenin nasıl dibine. Yaz nasıl geldi. 1, 2, 3, 4. Yaz geldi. Hadi vur şişenin dibine. Yaz geldi. Hadi vur şişenin bir şeyine. Bakardı gece vakti. Get party. Şu mükemmel. Haydi eller havaya. Bir tane şey var ya. Ferdi Ortaç'ın videosu. Benim için diyorlar hiç rakımsı şeyler söylemiyor diye. İşte size rakımsı şeyler. We don't need no education diye. Bilmiyordum. Ama teşekkürler. Yani. Abi sen Serdar Ortaç'ın Pink Floyd söylediği videoyu bilmiyor musun? Hayır. Ben bir tek... Serdar Ortaç'ın İngilizcesi de yok. Ben bir tek Pink Floyd'u da iyi biliyorum. İşin eğlencesini oradan anla. Yani o kadar böyle sallama ki. Hey teacher, leave them teacher all falan gibi şeyler söylüyor. Yani Mert hocam, ben bir anda internetten bakasım geldi. Bu arkadaşı nasıl çıkaracağımıza. Hiç aynen daha bulamadık hocam, değil mi? Ha evet, henüz bulamadık. Ya ben onun olduğu topraklara gittim ama orada bu zıkkımdan çıkaracak bir şey bulamadım. O zaman müzik çaldı, bir şey oldu. Bir tane garip eşya buldum da onu kullandım. Attım yere. Large printer'a baktın mı hiç? Neler üretebiliyoruz diye. Shelter. Yok bakmadım. Shelter bizim şey zaten. Evet. Onu alıp başka yere oturtmak için. Yani ben bir canister daha deneyeceğim ya. Ya bu canisterları kızım deme. Boşaltamıyor muyuz ki? All in all you're just ne? Another breaking the wall. Batarya. Bu deliği biz mi açtık? Bilemem. Sam kalamam, bilsem bilemem, şaştım kaldım. Bu işe? Bu işe. Hayır mı şer mi? Aslında biliyorum ama neyse. Afiştesin sen, afişte. Değil. Bu şeyleri değil. Yaptığımız zımbırtı. Böyle de açıklarım. Değil. Çok teşekkür ederim. Materyalleri üstüne koyduğumuz zımbırtı. Torus diye mi geçiyor? Evet. Ha,
Yani medium storage. Abi resin mi gerekiyor? Harcadım ben bütün resinlerimi. Değil. Oo, bütün amaçlarımı. Raison. Aynen. Raison. Oy raison. Raison. Beacon da değil, bu da değil. Emine değil. Bu da değil, floodlight da değil. Her şeyde geldi, sallamasyon tutturuyorum ben. Mert, Fransızca bilmeyen insanlar için Fransızca konuşmak ister misin? Oui! Yeter ki Fransızca konuşabilen insanlar için konuşmayayım. Tamam, ben sana anlatacağım. Komik şeyi hatırladım ya. Tamamdır. Abi, Fransızca dersinde acı çekiyorum. Acı çekiyorum. Gerçekten acı çekiyorum. Bunun Fransızca ile ilgisi yok. Bunun bende biraz ilgisi var. Ama genel olarak sevgili Biricik yeni öğretmenimiz. İsim verecek misin? Kendisinin Lizette. Ooo! These nuts. Lizette Hanım. Ya 2 hafta önce başladı yeni kur. Kadının tek vasfı Fransızca biliyor olması. Daha önce ben öğretmenlik yaptığını hiç zannetmiyorum. Şöyle. Şimdi biz bir tur giriş kuru aldık, tamam mı? Giriş kuru diye saçma sapan bir şey var. Sana en temel şeyleri öğretiyorlar. Sayılar, mayılar. Ne bileyim. En temel birkaç fiil. Yemek yemek, ne bileyim, yapmak, oynamak falan gibi. Böyle bir şey. 2 ay falan sürüyor. İşte hani gördüğün kelimeleri tanıyabileceğin ve kelimeleri doğru okumanı sağlayan bir kur. Ondan sonra başlıyor. Bu kur başladı abi. Bu artık A1'in biri diye geçiyor. A1.1. Biz yine aynı şeyleri görüyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Ve şöyle bir şey oldu. Sınıfta bir tane eleman var. Kendisinin ben İngiltere kültür ateşesi olduğuna inanıyorum. inanılmaz sevimli bir aksanla İngilizce konuşuyor bu adam. Amma ve lakin kendisi şey. Hiç Fransızca bilmiyor. Şimdi hiç Fransızca kursundaki birçok insan gibi. Aynen. Ama şöyle bir fark var. Şimdi bizim kursta şey var. İnternetten kaydolurken sana diyor ki herhangi bir seviyeye kaydolabilmek için sınava girmen lazım diyor. Ki senin seviyeni belirleyelim. Ben de onlara diyorum ki yok. Hiç yok. Yani benim sınava girecek kadar da seviyem yok. Bunu söyleyemiyorsun. Bunu kabul etmiyor. Seni illa sınava sokuyor. Bir yazılı, bir oral sınava sokuyor. Yani yazılı sınavda hepsine skip 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 deyip geçtim. Orala da girmedim. Yani hiç oralı bile olmadım. Ben gireceğim ve diyeceğim ki je ne sais pas français diyeceğim ve bitecek. Neyse ki benim bunun sayesinde sağ olsunlar. İlk kursa, ilk kura şey koydular. İlk kurda dedim işte o hani en temel şeyleri öğrettikleri. Zımbırtıya attılar beni. Ondan sonra kanka ben o kuru geçtim. O kurun son ortasında ve sonunda sınava girdim. Ortasında ve sonunda girdim sınavın sonunda bana dediler ki sen bir sonrakine girmeye hak kazandın. Fakat belli ki bunu herkese yapmıyorlarmış. Yani benim tipimi beğenmemişler herhalde, bilmiyorum sebebini. Çünkü İngiliz ateşesi kardeşim hiç Fransızca bilmiyor. Dolayısıyla hiçbir şey anlamıyor. Yani bu onun suçu değil. Bu onu bizim kura koyanların suçu. Hoca da hiç İngilizce konuşmuyor. Yani İngilizcesi zaten çok kötü kadının da. Yani Fransızca öğretmek amacıyla hiç İngilizce konuşmuyor kadın. Ve her dersin ilk yarım saati adamın adını da vereyim, Nelson. Nelson'la Lizette'in komünikasyonu çabasıyla geçiyor. Ama nasıl kötü. Yani hoca şey diyor. Kitap diyor.
dijital bir kitap. Hı hı. Sana ben şey göndereceğim, bir tane e-mail göndereceğim. Oradan credentiallarını doldur. Hı hı. İstekte bulun diyor. Ben de sana kitabı göndereceğim diyor. Hı hı. Bu da her seferinde diyor ki anlamıyorum diyor. Kitap nerede diyor. E-mailimde yok kitap diyor. Hı hı. Kimse de araya girmek istemiyor, tamam mı? Yani sonra kadının orada kimse, çabaladığı bir şey var. Kimse tercümanlık yapmak istemiyor o durumda. Aynen öyle. Her dersin başında adam diyor ki benim de hala kitabım yok. Başında da kadın anlatmaya çalışıyor. Kitap için sana gönderdiğim maili doldurman lazım diye. Oha, hani adam... hiç dersten çıkışta şey yapmıyor. Gel buraya. Boşu boşuna gidip geliyorsun. Bak. Şöyle şöyle yapman gerekir falan diye konuşmuyorlar da. Ders biter bitmez herkes yoluna. Aynen öyle. Her dersin başında bu muhabbet dönüyor, tamam mı? Ben artık bir noktada dayanamadım. Şimdi bir de şey var. Ay dur, bu oluyor bir dakika. Bir de şey var. Kursun hocaları zorunlu tuttuğu şeyler, tamam mı? İşte ek kaynak kullanma. Ders esnasında öğrencileri küçük gruplara bölüp onlara grup egzersizi yaptırma falan gibi zorunlu tuttukları şeyler var. Bunu da şuradan biliyorum. Bir önceki kurum sonunda anket dağıttılar. Ankette yazıyor. Sizi küçük gruplara da ayırıp egzersiz yapıldı mı? İşte bu egzersizlerden ne kadar verim alın falan filan. Sonra bir noktada şey oldu. Küçük grupta bu adamla denk geldik. Ben dedim ki abi dedim, kitap dedim şey... application. Yani bilgisayarını kuruyorsun. Öyle bir şey. Onu da hani sana mail atmış olması lazım. Oradan yapman lazım dedim. Yaptığımı bilmiyorum. Ama ben elimden geleni yaptım. Şimdi ya, artık o bilgiye baktığınızda. Kimse bana sen elinden geleni yapmadın Mert diyemez. Yaptım. Bu her dersin ilk yarım saatinin bir özeti. Şimdi ikinci yarım saatten bahsedeceğim. Hoca ekran nasıl paylaşılır bilmiyor. Yani tabii ki biliyor. Paylaşa basıp ekran paylaşabiliyor. Ama kadına şeyi bir türlü anlatamıyoruz. Paylaştığın ekranı spesifik olarak seçmen lazım ki onun sesini duyalım. Her dersin bir 15 dakikası hocanın doğru ekranı seçmesini bekleyerek geçiyor. Daha sonra bunu başaramayıp birisinden rica ediyor. Sen paylaş diye. Ama kimse de bu sorumluluğun altına kur sonuna kadar girmek istemiyor. Çünkü niye istesin bir insan böyle bir şey? Aynen öyle. O yüzden kimse de ben yaparım demiyor. Tamam. Bunun nasıl yapıldığını bilen muhtemelen 6 kişi falanız. Hiçbirimiz asla ve asla bu konuda yardımcı olmuyoruz. Hepimiz kadının çözmesini bekliyoruz. Rahat bir yarım saat falan da bununla geçer. Zaten 3 saat, tamam mı, her gün ders süresi. Şimdi her 3 saatlik bölümün 1 saati bu şekilde yendiği için kadın mola da vermiyor. Ya. 3 saat boyunca abi bilgisayarın başında hep beraber çakılı duruyoruz. Ne bir verimlilik var, ne bir eğitim öğretim var. Asla. Sonra kadının kullandığı şeyler, ek kaynaklar. 1995'te Flash'la yazılmış mini oyunlar. Artık tabii ki hiçbir browser'da Flash olmadığı için bilgisayarına indirip açıyorsun. Ve yani hani İndirdiği site şey böyle bağırıyor. Ben az sonra bilgisayarındaki her şeyi kopyalayıp şuraya atacağım. Kopyalayıp şurada bir yere atacağım, haberin olsun şeklinde. Asla indirmiyorum. O yüzden asla şeye de yanaşmıyorum. Hani hadi bir ekranını paylaşsın. Asla hayır. O bilgisayar benimki değil. Anlasana abi. Biri paylaşıyor, tamam mı? Paylaşanda da şey sorunu yaşanacak. Fransızca'da 60 ile 100 arasındaki sayılar böyle biraz cincikli ya.
Matematik hesaplı. Bir noktada aynen normal saymayı bırakıyorsun bir noktada. Şey gibi gidiyor işte. 68, 69, 60, 10, 60, 11, 62 falan gibi gitmeye başladığı noktada. Neyse onlarla ilgili şey çözeceğiz. Egzersiz yapacağız. Ama sınıfta hiç bilmeyenler olduğu için baştan bir de hani nasıl söyleniyorlar onu dinletecek. Ve şöyle ilerliyor. Şimdi hoca kendisi ekran paylaşamadığı için birine paylaştırıyor. Birine diyor ki 61'in üstüne tıkla diyor. 61'e tıklıyor. Alet söylüyor. Sonra hoca söylüyor. Sonra paylaşan kişi söylüyor. Niye bilmiyorum. Ondan sonra paylaşan kişi 62'ye basıyor. Hoca konuşurken. Ondan sonra hoca diyor ki dur diyor. Basma diyor. 63'e basıyor. Çünkü bir yandan da şey hoca da yani dedim ki bence iyi bir öğretmen değil. Hızlı konuşuyor tamam mı? Yani zaten şey yapamıyoruz hani zaten bilmiyoruz. O hızlı konuşuyor. O hızlı konuştuğu için iyice bu sefer anlamıyor. 65, 66 devam ediyor ve hoca bir noktada pes ediyor. Paylaşan kişinin bitirmesini bekliyor. Tabii ki her şey bununla sonlanmıyor. Daha sonra şey yapıyor. Dedi beni bununla ilgili egzersiz yaptırıyor diye. Egzersiz de şöyle bir şey abi. Böyle uzay mekiği gibi bir şeyin içindesin tabii ki yine flash. Ama korkunç kötü flash. Yani kral oyun flash falan bile değil. Korkunç kötü flash. Uzay mekiği gibi bir şeyin içindesin. Bir tane ortada headphone şeyi var. Kulaklık resmi var. O kulaklık resmine basıyorsun. Sen ona bastığın zaman o sana bir sayı söylüyor. Sonra sen o sayıyı taşıyan uzay gemisini vuruyorsun. Şimdi zamanlı mı peki? Zamanlı mı peki? Yok yok zamanlı falan. Yok yok hiç öyle challenging bir yanı yok. Neyse. Bunu Nelson'a yaptırıyor. Tamam mı? Ve Nelson dediğim gibi adam hiç Fransızca bilmiyor. Kadın diyor ki Nelson diyor. Ortada şey var, kulaklık var. Kulaklığa tıklaman lazım şeyi duymak için. Sayıları duymak için diyor. Tabii hala Fransızca konuşmaya devam ediyor kadın. Aynen öyle. Nelson bunu anlamıyor. Bunu kadın el kol hareketleriyle anlatmaya çalışıyor. Kendi kulaklığını gösteriyor falan. Abi çok iyi. Hani şey de değil. Olay tamamen prensip meselesi. Kadın İngilizce konuşmayacak. Aynen. Hani böyle kadın onun dışındaki mi? Her şey mümkün. Yeter ki İngilizce aynen, olmasın. Aynen. Arzanlık edebilirsin. Aynen. Yani mantığımızı geride bırakıp yaptığımız işlerden biri. Neyse. Nelson bunu da anlamıyor adamcağız. Çünkü yani elini kulağına götürdüğünü de anlamıyor. Nelson gerizekalı olduğu için değil. Nelson'ın bir tane ekranı olduğu ve onda uygulamanın açık olmasından kaynaklanıyor. Ondan sonra diyor ki şey yap. Bak diyor kulaklığını şey yap diyor, tıklayacaksın diyor. Nelson bir saniye yaptığınızı göremiyorum deyip uygulamayı kapatıyor. Nelson kadın diyor ki kulaklığın diyor. Kulaklığa tıklayacaksın diyor. Kadın kendi kulaklığını gösteriyor. Nelson kulaklığından geliyor ses diyor. Ama oyunun